Kurabağa Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara Mamak'ta EMAS DSN Akvaryum'dayım. Bugün Ankara Mamak'ta EMAS DSN Akvaryum'dayım. Sağ tarafımda Dursun Belgiç abi ve Mustafa Ceylan abi var. Öncelikle YouTube kanalımıza ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Dursun abiyle zaten bir süredir tanışıyorduk. Mustafa abiyle de yeni tanışmak nasip oldu. Son yaptığımız birkaç görüşmede Dursun abiyle beraber bir şeyler yapalım, beraber bir proje üzerinde çalışalım vesaire diye konuşurken kendileri EMAS DSN Akvaryum olarak YouTube kanalımıza sponsor olmayı teklif ettiler ve böyle beraber çalışmaya karar verdik. Öncelikle izleyicilerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Benim adım Dursun Belgiç. 10 yıldır bu meslekteyim. Evliyim, 2 çocuğum var. Akvaryum geçmişin nasıl abi? Akvaryum geçmişim yıllar öncesine dayanıyor. Bir fanusla başladım. Bir ustamın sayesinde. Daha sonra işte 50'lik, 35'lik, bombeli falan filan derken sonuç buraya kadar geldi. Kaç yıllık bir akvaryum geçmişim var? 20 yılın üzerindedir. Eyvallah. Ben Mustafa Ceylan. Yaklaşık 30 yıldır akvaryum sektöründeyim. İmalat üzerine çalışıyorum. 3 çocuk sahibiyim. Yani işimde memnunum. Çok şükür. İyi ki akvaryumcu olmuşum. İyi ki imalatçı olmuşum. Bu konuya zaten geleceğim ama yaptığınız, çıkarttığınız işlerden, işlerinizi severek yaptığınıza gerçekten şahit oluyorum. Yanlış bilmiyorsam daha önce DSN Akvaryum ve EMAS Akvaryum olarak ayrı olarak faaliyet gösteriyordunuz değil mi? Evet. Şu anda birleştiniz. Evet. Peki sormak istediğim şeylerden birisi sizin daha önceden DSN ve EMAS Akvaryum olarak yaptığınız çalışmaları şahit olmuştum. Evet. Fakat son bir yılda çıkartmış olduğunuz çalışmalar özellikle yaptığım incelemeler sonrasında ve piyasada gerçekten karşılaştığım ürünlerinizde neredeyse kusursuza yakın bir cam ve silikon işçiliği. Evet. Hani sıfır silikon teknolojisi denilebilir ya da tekniği denilebilir. Buna şahit oluyoruz. Bunun sebebi bu iki firmanın birleşmesi mi? Evet. Bu iki firmanın birleşmesiyle işte onun tecrübesi, bizim tecrübemiz ikimizin kafa kafaya verip burada daha güzel, daha işi 10 numaralı bir akvaryum imalat etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir planlama yaptık. Beraber bir çalışma yapacağız. Kendileri bana 90-45-45 ölçüsünde bir akvaryum hediye edecek arkadaşlar. Ben de bu akvaryumu alacağım ve evde detaylı bir şekilde tüm cam işçiliği, köşe birleşimleri, İşte silikon işçiliği falan sizlerle beraber baştan sona kadar incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu konuşmada sizlere sormak istediğim şeylerden bir tanesi de akvaryum camı nasıl cam halden yani ham bir malzemeyken hangi etaplardan geçerek bizim evimize bir akvaryum olarak bu 5 camlı bir tasarım ürünü olarak geliyor. Yani bu sıfırdan son haline hangi aşamalarda geçiyor? Camlarımız ilk önce plak olarak bizim elimize ulaşıyor. Burada tezgahımızda kestikten sonra tekrar aracımıza yükleyip rodajlanması ve yıkanması için camcıya götürüyoruz. İstediğimiz ölçüdeki olan camları 45 veya 90 derece olarak da farklı farklı rodaj tarzımız var. Bunları yaptıktan sonra camlar yıkanır. Tekrardan aracımız da buraya gelir. Burada diğer işlemleri yapılır. Bütün yapıştırma aşamasında Mustafa ile beraber elimizden geldiğince hatasız bir şekilde imalat edip
akvaristlere en iyi şekilde, en kaliteli görseli, en güzel akvaryumu ulaştırmaya çalışıyoruz. Başka bir amacımız yok. Burada da az önce yaptığım çekimlerde buna şahit oldum. Daha önceki eski akvaryumlarda böyle iki camın arasında neredeyse bir parmak kalınlığında bir silikon vardı. Evet. Uzun yıllar boyunca akvaryum imalatları bu şekilde yapıldı. Son zamanlarda duyduğuma göre bu silikonun aslında mukavemet olarak hiçbir değeri yok. Yok. Asıl olan bu iki akvaryum arasındaki cam. Arasındaki... Evet. Doğru mu? Şimdi onu da şöyle söyleyeyim. Zamanla kullanılan ilaçlarda, metinal mavisi, metinal yeşili veya diğer bitkilerde kullanılan ilaçlar dışarıda kalan silikona renk veriyordu. Evet. Şeffaf olan siyahlarda pek fazla belli olmuyordu ve şimdi kullandığımız ultrakrim ve diğer camlarda bu renk olduğu zaman çok çirkin duruyordu ve tamamen hiç dediğiniz gibi hiçbir dayanıklılığı yok. Evet. Sadece görseli daha da güzelleştirmek için sıfır silikon olayına döndük ve bütün en ufak akvaryumdan en büyük akvaryumumuza kadar sıfır silikon çalışıyoruz. Özellikle şeffaf olması. Siyah silikonda da biz gene sıfır silikon çalışıyoruz. Çünkü çok düzgün çıkıyor camın kenarında. Ya zaten akvaryum olayı estetik bir olay. Evet. Aynen, görsel bir olay. Bu tertemiz camın arasındaki o kaba silikonun görünmesi zaten estetiği öldürüyor. Bozuyor. Ve ayrıyeten uzun yıllardır da biliyorsunuz ben akvaryumlarla uğraştığım için arkadaşlar bu silikon zamanla kirleniyor. Kaba silikonla camın arasına pislikler giriyor. Bu da o çirkin güzel görüntü. Estetik görüntüyü evet, tamamen yok ediyor. Ama bu özellikle yapılan sıfır silikon tekniği gerçekten kusursuz. Temizlendiği zaman tertemiz oluyor. Evet. Yosun da tutsa temizlediğiniz zaman silikondan eser olmadığı için cam mis çok gibi çıkıyor. Ya gerçekten bu teknikte elinize sağlık. Zaten bu tekniği de ben Ankara'da yaşadığım için Ankara üzerinde söyleyeyim. Sıfır silikon olayında Ankara'da yapan birkaç ustadan ikisisiniz yani evet. Benim görebildiğim kadarıyla. Dediğim gibi arkadaşlar beraber çalışmaya yeni yeni başlıyoruz. Şu an aklımızda YouTube'a içerik olarak üretmeyi düşündüğümüz birkaç proje var. Muhtemelen bir sonraki bölümü daha çok akvaristlerin kafasında soru işareti olan işte normal cam nedir, extra evet. Clear, ultra clear, Optivite vesaire bu cam çeşitleri nedir? Bunların içeriği, ışık geçirgenliği vesaire böyle işin ehlinden teknik bilgi alma niteliğinde bir bölüm yapalım istiyorum ben. Olur tabii. Hem biz Grova Aquatics YouTube kanalı izleyenleri olarak bu cam teknolojisi konusunda bayağı bir bilgileniriz. Bizim için de çok güzel faydalı olur. Hem de doğru bilgiye ulaşmış oluruz. Tamam. Hem de güzel, keyifli bir içerik daha çıkacağını ümit ediyorum. İnşallah. İnşallah. Daha önceki özellikle akvaryumla ilgili paylaştığım birçok videonun altında bu akvaryumu nereden yaptırayım veya işte sağlam kaliteli akvaryumcu var mı gibi birçok soru sordunuz arkadaşlar. Hem YouTube üzerinden hem Instagram hesabından. Ne yazık ki şu ana kadar ben bu sorularınızı cevapsız bıraktım. Fakat bundan sonra iletişim adreslerini hem bu videonun altına hem de EMAS DSN akvaryumla ilgili yaptığım içeriklerin hepsinin altına paylaşacağım arkadaşlar. Ayrıca buradan aldığımız tankla ilgili yaptığım tüm içeriklerin altında da iletişim adreslerini görebilirsiniz. Sizler de dilediğiniz gibi Dursun Usta'ya veya Mustafa Usta'ya istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Fiyat alma konusunda da ayrıca takipçilerimize daha da yardımcı olacaklarını ümit ediyorum. Aynen öyle. Şimdilik paylaşacağımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.